Merhaba sevgili yarışseverler. Hepinize hayırlı sabahlar dilerim. Bugün 14 Temmuz 2020, günlerden Salı. Saatlerimiz 05:41'i gösteriyor. Sevgili yarışseverler, biliyorsunuz bugün gündüz programı Ankara'da koşulacak. 11 koşuluk programla başlıyordu. Burada birinci ve ikinci altılı ganyan analizlerimizi sırasıyla yaptık. Yine akşam yarışları Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda koşulacak. 9 koşuluk programla tamamlanacak. Burada da az evvel birinci altılı ganyan analizimizi yapmıştık. Sıra geldi Kocaeli ikinci altılı ganyan analizimize. Analizimize geçmeden önce ben bütün arkadaşlarımızdan destek bekliyorum. Arkadaşlar, özellikle kanalımızı bir arkadaşınıza tavsiye etmenizi bekliyorum. En etkili yöntem, herkes bir kişiye tavsiye etse kanalımızı, kanalımız bir günde ikiye katlayabilir. Hatta kanalımıza yeni gelen kişiler de birine tavsiye etse kanalımız bir anda 40-50 bin, 100 bin lira ulaşabilir. Ben bütün arkadaşlarımdan, özellikle at yarışı oynayan arkadaşlarına kanalımızı tavsiye etmelerini rica ediyorum. Ayrıca kanalımıza abone değilseniz Gmail hesaplarınız açık vaziyette. Gmail hesaplarınız açık vaziyetteyken videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca videolarıma atacağınız beğeniler, like'lar kanalımızın büyümesinde, gelişmesinde çok etkili olacaktır. Bu konuda da duyarlı olmanızı, şu anda bütün arkadaşlarımın videolara başlamadan videolarıma beğeni atmalarını önemli rica ediyorum. Arkadaşlar, bunu emeklerimin karşılığında istiyorum sizlerden. Herhalde çok görmezsiniz. Bugün bakalım beğeniler ne kadar olacak, destekleriniz olacak mı sevgili yarışseverler diyerek ben Kocaeli at yarışları analizime geçiyorum. Arkadaşlar, Kocaeli'de 9 koşuluk bir program var. Birinci altılı ganyan analizimizi az evvel yapmıştık. Sıra geldi ikinci altılı ganyan analizimize. İkinci altılı ganyan programın dördüncü koşusuyla başlayacak. 3 yaşlı İngilizlerin 1500 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 16 yarışıyla start alacak. Burada öncelikli ismim, yine bu grupta bu mesafelerde en etkili isim, kuvvet temsilcisi, bir Lionheart torunu olan Sayın Hikmet Ali Ataman'a ait bir numaralı Nickel Run. Arkadaşlar, bugün benim birinci şanslı safkanım olacak bir numaralı Nickel Run. Yine 4 numaralı Uğurhan. Son yarışında 4 numaralı Uğurhan sonlarda çok etkili geldi. Mesafe 1900'de ama gerçekten o gün için güçlü rakiplerini geçti şartlı koşuda. Aynı yarış tekrarlaması durumunda bugün 52,5 kilosikletiyle start alacak olup Mustafa Çiçek idaresinde ben dikkat diyerek ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 6 numara Ökehan, son yarışında sonlarda çok etkiliydi. Yonguska temsilcisi 6 numara Ökehan da bugün üçüncü şanslı safkanımızdır. Yine 9 numara Seda Kızım, sürpriz arayan arkadaşlarıma, bomba arayan arkadaşlarıma önereceğim safkandır sevgili yarışseverler diyorum ve Altıgan ikinci ayağına geçiyorum. Altıgan ikinci ayağı 4 yukarı yaşlı Arapların 1500 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 17 yarışı. Sevgili yarışseverler, burada ya 2 safkan ya 3 safkan ya da gerçekten hepsi olabilecek bir ayak. Ben özellikle son yarışı rakibine son anlarda geçilen ve bugün tecrübeli jokey Kadir Tokaçoğlu idaresinde piste çıkacak olan Turbo Çağla Kız orijiniyle de dikkat çeken pedigrisi olan 3 numaralı Vitara. Bugün Kadir Tokaçoğlu özellikle Arap safkanlarına 1400-1500'e kadar çok farklı binebiliyor. Bugün 3 numaralı Vitara'yı ben birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 5 numaralı Tekfor Tevfik son yarışında Vitara'yı burun farkıyla geçmişti. Bugün yine 3 numaralı Vitara'nın ilk rakibi olur düşüncesindeyim. Yine 8 numaralı Demir Bars, Nevzat Avcı idaresinde çıktığı son yarışta çok etkili oldu. Kama'nın tayı 8 numara Demir Bars bugün yine dikkat edilmesi gereken bir diğer safkandır sevgili yarışseverler. Yine ağır kilosuna rağmen bugün Hişman Çizik faktörüyle piste çıkacak 1 numara Asrasyat. Yine kuponlarda bulunması gereken bir diğer isimdir. Zaman zaman etkili yarışlar yapan, zaman zaman bizleri şaşırtan bir isim. Kendisini unuttursa da 10 yaşında olan 11 numara Ford'la tek Sayın Enis Badışoğlu'na ait bir safkan. Özellikle
birincilik yapmak isteyen Aprantisi Cemal Paso idaresinde piste çıkacak bugün. Bu safkana da dikkat diyorum. 11 numaralı Forte Tek isimli safkana. Yine 6 numaralı Aşık Bey. Bu safkan da özellikle son yarışında güzel bir ikincilik elde etti. Bu safkan da bugün dikkat edilmesi gereken isim. Yine 14 numaralı Özbilgin ve 7 numaralı Sonoğul sırasıyla bu koşuya tuttuğum safkanlardır. 7 numara Sonoğul biliyorsunuz 9 numaralı Tezcanlı isimli safkanla da bugün ekürü olarak piste çıkacak. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Ben sizlere banko vereceğim. Eğer imkanınız varsa bu aya ya 3-5 yapın ya da hepsi şeklinde değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Ve Altıgane'nin 3. ayağına geçiyorum. 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 3 yarışı. Arkadaşlar burada da özellikle 1 numara Humbara. Bu gruptan çok kaliteli safkan özellikle Taylan'dan beri ben bu safkana balon ciğer diyorum. Çünkü 20 metre 30 metre bir kısa sprinti vardır ya. Gelir lop diye bir kafasını sokar. Bedenini sokar, şaşırtır insanı. Kuvvet temsilcisi bir numara Humbara. Bugün özellikle tecrübeli jokeyi Hişman Çizik idaresinde. Hişman Çizik arkadaşımıza tebrik ediyorum. Çok kısa zamanda jokey olmuştu. Yine çok kısa zamanda çok tecrübeli bir jokey oldu. Gerçekten beğenimi kazanan, safkana hakim bir jokey arkadaşımız. Bugün bir numara Humbara biliyorsunuz. Aynı zamanda 8 numara Topanga ile de ekürü olarak start alıyor. Topanga da çok kaliteli bir isim arkadaşlar. Bugün ekürü koşma avantajıyla yine banko yazılabilecek isim olarak görüyorum. Bir numarayı Humbara'yı. Bu safkanı yıkmak isteyen arkadaşlarım tercihen tek yazılabilir. Yine 5 numaralı Baviraj. Özellikle kısa mesafede çok güzel yarışları vardı bu safkanın. Biraz son yarışları son senede bozuldu bu safkan ama yine Halil Kaplan idaresinde özellikle 1200'de ihmal edilmemesi gereken isimdir. Yine 11 numara Boss The Potion. Arkadaşlar bu safkan son yarışında çok yüksek bir ganyanla ikinci geldi. Üstünde yine Cemal Posa arkadaşımız vardı. O yarışında 117 lira 25 kuruş ganyanla 1200'ü 1.14.44 gibi bir derece yaptı. Ben bugün bu safkanın Mahmut Turan idaresinde yine sürprize imza atabileceğini düşünüyorum. Özellikle bir numara Humbara'nın kötü koşması durumunda diye de parantez açıyorum. Yine 7 numara Sideli bu grupta sürpriz şansına sahip başka bir isim Nevzat Avcı idaresinde. Ve Altılgay'ın 4. ayağına geçiyorum. 3 yaşlı İngilizlerin 1800 mesafe kum pistte koşulacak kısa vade 8 yarışı. Esasen bu grubu silip süpürecek bir safkan var. Son 2 koşusu grup 2 ve grup 3 şeklinde koşmuştu. 2 koşuda da ikinci olmuştu. Toket'in tayı 2 numara Kuzey Yağmuru. Tek dezavantajı bugün 2. ayın 23'ünden beri koşmaması. Bugün Tolga Yıldız dairesinde piste çıkacak. Safkan çok uygun grupta start alıyor. Kısa vade 8 yarışta koşacağım derse bu grubu silindir gibi ezecek güç ve kapasiteye sahiptir. Bu Safkan'ın kötü koşması durumunda ben yine 5 numaralı Star Lord özellikle Hişman Çizik idaresinde uyum sağlayacağını düşündüğüm jokeyi. Çünkü son yarışında güzel bir dördüncülük yapmıştı. Sentetikte Hişman Çizik arkadaşımızda 5 numara Star Lord ikinci şanslı safkanım. Yine 1 numara Mourinho'da burada üçüncü şanslı ismim. Burayı da 2, 5 ve 1 şeklinde değerlendiriyorum. Ve altılı gayenin 5. ayağına geçiyorum. Altılı gayenin 5. ayağı 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 1500 mesafe kum pistte koşulacak handikap 16 yarışı. Arkadaşlar burada da yine yarış kazanmasını beklediğim bir isim var. Bugün Aprantisi ile start alacak. 236 yarıştan 6 yarış kazanmış İsa Yıldırım arkadaşımız idaresinde piste çıkacak 1 numaralı Neyzen. Ben bu grupta en kaliteli safkan olarak görüyorum. Özellikle son yarışında çok etkili bir yarış çıkarmıştı. 2019'un 6. ayında koşmuştu arkadaşlar. Ama bu safkanın işlerini özellikle beğendim. Bugün birinci at vermek istedim arkadaşlar. Uzun süre ara vermesine rağmen hazırlıklarını beğendiğim için de bugün ben bir numaralı
Neyse'ni birinci at vereceğim. Yine 7 numaralı Baba Yaga. Son yarışta biliyorsunuz ben Benekli Kız Yavrusu Playboy torunu demiştim. Ve kazanmasını bildi. Altıgay'ın son ayağında yarışsever arkadaşlarıma ısrarla vermiştim 7 numara Baba Yaga'yı. Bugün ikinci şanslı Safkan'ım. Yine grubun kaliteli ismi. Özellikle zaman zaman bu üst gruplarda da koşan 2 numara Rasim Kaptan. Bugün 5 numara Black Adler'le de küre olarak start alıyor. İhmal edilmemesi gereken isimdir. Yine 3 numara Single Car. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan Safkan bazen tempoyu seviyor, bazen hız yapmayı seviyor. Özellikle bir önceki 3. geldiği yarışta adeta sprint atıyormuş gibi gelmişti. Ben 3 numara Single Car ne zaman ne yapacağı belli olmayacak bir Safkan olarak görüyorum. Bugün Mustafa Çiçek idaresinde yine birinciliğin şanslı Safkanlarından görüyorum. Yine 9 numaralı Credboy Şişman Çizik İdaresi'nde 5. şanslı ismi olacak. Ve 14 numara Tinemis. Özellikle her yarış söylüyorum. Bir Kaya Bey torunudur. Çok güzel bir kanatına sahiptir. Bugün İsmail Dinar İdaresi'nde ben bu safkanda yarışsever arkadaşlarıma bu koşuda sürpriz isim olarak öneririm. Ve Altıgay'ın son ayağına geçiyorum. Altıgay'ın son ayağı 4 yukarı yaşlı Arapların 1200 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 3 dişlere mahsus yarışı. Burada Bankopi isimle kapatacağım. Özellikle son yarışın tekrarlaması durumunda bu gruptan çok üstün olduğunu düşündüğüm Sayın Zeki Doğan'a ait Yalaz Şen Yayla orijiniyle bugün Mehmet Kaya idaresinde piste çıkacak 2 numaralı Al Yayla. Arkadaşlar gerçekten son yarış çok etkili bir yarış çıkardı. 1400'ü 1.36.85 gibi bir derece yaptı. Şartlı 5 yarışta ve adeta kantarmada kazandı derler ya. Evet, o gün baş pehlivana 3.5 boy fark attı. Yine adını sen koy. Abduhan, Boztepe Bey'i, Yoldaşan gibi, Manilya gibi safkanları rahat bir şekilde geride bırakmayı bildi. O gün için Ali Kaçmaz idaresinde start alıyordu. Şartlı 5 yarışta bugün şartlı 3 yarış ve dişlere mahsus yarışta ben bu rakiplerini Mehmet Kaya idaresinde geçmesini bekliyorum. Ve günün banko ismi olarak Altıgay'ın son ayağında 2 numaralı Al Yayla'yı öneriyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz kanalımıza videonun sağ altında bulunan abone ol butonundan abone olabilirsiniz. Ayrıca videolarıma beğeni atmayı unutmayın. Emeğe saygı duyalım arkadaşlar. Mutlaka videolarıma beğeni atalım. Ayrıca bir arkadaşınıza kanalımızı önerirseniz kanalımızın büyümesinde sizler de katkı sahibi olmuş olursunuz. Bütün arkadaşlarımın desteğini bekliyorum. Yine Pirocan Turgay arkadaşımızın YouTube kanalına destek vermenizi istiyorum. Burada çıkacak logoya tıklarsanız arkadaşlar Pirocan Turgay arkadaşımızın YouTube kanalına girebilirsiniz. Ben sizlere tavsiye ediyorum. Kanalına bir girin. Şarkılarını dinleyin arkadaşlar. Gerçekten çok güzel sesi var. Gerçekten mükemmel bir sesi var. Ben bütün arkadaşlarımdan da Turgay arkadaşımızın YouTube kanalına abone olmanızı, destek olmanızı rica ediyorum diyerek programı kapatıyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.